Şu an Kahramanmaraş'taki Balboroz Mahallesi'ndeyiz. Şehit Ahmet Tekiş'in ismi verilen itfaiyenin yıkılacağını duyan vatandaş tepki gösteriyor. Sesimizi duyan yok dedikleri için Kanal Maraş ekibi olarak vatandaşların sesini duyurmaya geldik. Benim eşim, yani biz itfaiye müdürünün yanına gittik. Yıkılacağını bir yıl önce öğrenmiştik. Bize dedi, abla dedi, yıkılmayacaktır dedi. Yıkılsa bile dedi, başka yere vereceğiz ismini dedi, eşin dedi. Ama şimdi bize söz verilen şeylerin hiçbir yere getirilmiyor ki kuzum. Yani senin abla yıkılmayacak diyor, bak aha kaldırılacak diyorlar 15 gün. Onun için geldik biz. Belediyenin bize verdiği sözün hiçbir yerine getirmedi. Senin dedi, ben o zaman Mustafa Bey geldi, şey dedi, senin dedi çocuğun, kızını da oğlunu da işe alacağız dedi. 10 yıl oldu eşimi kaybedeli. Hiçbir sözü yerine getirmedi ki zaten. O gün gittik, Poyraz dedi ki, oğlun dedi 20 yaşasın alacağız, almadı. Ondan sonra Fatih Bey'in yanına verdik. Abla dedi, FETÖ olayları var dedi, bitsin alacağız, almadı. Şimdi bunun yanına gittik biz o gün. Bizi kabul bile etmiyor. Yani öbürleri alıp karşısına konuşuyor. Bir şehidimizin eşi. Yani bizi kabul bile, işte ilgileneceğiz. Hiçbir şeyi yerine getirmiyorlar ki söyledikleri sözü. Yani şehidimize verilen değer bu kadar bizim milletimizin. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım kuzum. Ben bunun da o verilen sözün de peşini bırakmayacağım. Eğer burada bir daha gideceğim, eğer bu sefer de almazlarsa zaten Cumhurbaşkanı Köşkü'nün bir hafta önünde bekleyeceğim. Yine de bunun peşini bırakmayacağım hiç. Yani buradan kendisi de duymuş olsa, eğer dinlerse. Siz birebir konuştunuz. Evet, vardık biz. İki kere hem itfaiye müdürünün yanına gittim, ben belediye başkanının oraya gittim. Kalem müdürle görüştüm. Kendisiyle görüşemiyoruz zaten. Ve eğer Cumhurbaşkanı'yla olsa şimdiye görüşürdük ama kendisi, bilmiyorum, şehidinin eşini bile kabul etmiyor yani. Görüşemiyoruz. Şu an Karacaoğlan Mahallesi muhtarı Durdu Bey ile birlikteyiz. Durdu Bey, şimdi ne söylemek istersiniz? Karacaoğlan Mahallesi'nde 15 seneden beri muhtarlığıyla uğraşayım. 49 sene oldu ben bu mahalleye göçeri. Geçenler, bundan 7 ay önce bir İbrahim Şahut Sokağı'nda bir evimiz yandı, 5 dakikada geldi. No 15'te. Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde bir evimiz yandı, 5 dakikada ulaştı. Şimdi aynı itfaiye burada olmazsa, aşağı odun ambarlarına gelecek olursa, Karamanlı'daki itfaiye veyahut da Fatih'lerdeki itfaiye bizim buraya 20 dakikada gelemez. Biz bunun itfaiyenin gitmeme tarafındayız. Eğer onlar bir sağlık ocağı yapmak istiyse, mahallesi, devletimizin, 12 Şubat belediyemizin yerleri var. Oraya istimlak eder. Oraya istediği şekilde şey yapabilir. Başka benim diyeceğim bir şey yok. Söz. Muhtarlarla aranızda bir istişare yaptınız mı? Yok, herhangi bir sıkıntımız yok. Aha, komşumuzun evi yandı. 5 dakikanın içinde itfaiyeler ulaşıyor. Engelime Karamanlı'da Şekerdere'deki itfaiye, Fatih'le'de itfaiye en aşağı 20 dakika önce buraya gelemez. En yakın buradaki mahallenin hepsi biliyor. 11 tane muhtar var burada. Yani iki muhtarın oradan kaldırılması için kesinlikle bence yanlış. Yeri var. Belediyemizin yeri var. İstimlak edecek yeri var. Parkın oraya yaptırsınlar. Niye gururlu düzenimizi soğup da vatandaş perişan olacak nerede? Kalkmasını istemiyoruz. Çünkü birkaç gün önce benim kiracımın dükkanı yandı, iki katlı dükkanı. Adamlar bayağı sıkıntı çekti. Onun için buradan itfaiyenin kalmasını istiyorum. Peki muhtarlar ne diyor bu duruma? Muhtarlarla fazla şeyim yok benim. Konuşmadınız siz. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Benim iki defa evim yandı. Biz gerekli yerlere imza topladık, verdik. 1181 tane imza verdik belediyeye. Belediye bize dedi ki, ne Ağacalı yolunda dedi, itfaiye çalışması var. Oraya yapılacak, bura ondan sonra taşınacak dedi. Biz gittik, baktık, inceledik. Ağacalı'yı komple gezdik. Ama hiçbir yerde bir çalışma yok. Ve bizim itfaiyemizin 20 gün içerisinde buradan kalkmasını istiyorlar. Benim iki defa evim yandı. 5 dakikada geldi bu itfaiye benim evime. Bu itfaiye Davşantepe'ye gittiği zaman 12-13 dakikada gelecek buraya. O zaman ev yanıp kül olacak. Bu bizim en doğal hakkımız. İki muhtar istemiyor bunu. Diğer kalan muhtarların hepsi istiyor. Sağlık ocağı burada yeni park yapılıyor. Yeni parkın yerine de yapılabilir. Ama itfaiye şart. Burada ev yanıyor, araba yanıyor. Hiçbir yerde bir şeyimiz yok. Bir itfaiye buraya 17 dakikada gelir. Oradan Davşantepe'den.
Ama buradan 5 dakikada geliyor. Benim evimin bir odası yandı. 5 dakikada yetişti sağ olsunlar. İstemiyoruz biz itfaiyemizin kalkmasını. Bu mahallede sağlık ocağı yok. Diğer mahallelerde sağlık ocağı var. Mahalle Gecder'de yok. Hangi mahalle ismini dediniz? Mahalle Gecder. Hı hı. Mahalle Gecder'de şey yok. Sağlık ocağı olmadığı için buradaki itfaiyenin yerine sağlık ocağı istiyorlar. Hı hı. Ama orman dairesinin genelinde itfaiye yok. Bu bizim en doğal hakkımız yani. İtfaiyenin kalkmasını istemiyoruz kesinlikle. En yakın itfaiye 10 kilometre. Efendim? En yakın itfaiye 10 kilometre ötede de. Ya şimdi mantıken düşündüğünüz zaman sonuçta bir sağlık ocağı tamam yapılabilir. Yapılmasın demiyoruz. Tabii ki en doğal hakları. İki muhtarımız da yapabilir. Hiç sıkıntı değil. Fakat şöyle bir genel düşünmek gerekiyor. Bir sonuçta bir itfaiye var. İtfaiye yaklaşık bir 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiye hitap eder. Ama bir sağlık ocağı 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi yapılmasın demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama burada itfaiye şart. Yani bir geleyim dese yani canı yanmayan bilemez bunu ya. Canı yanmayan bilemez. Şimdi iki muhtarımız tamam yok diyor ama biz saygı duyuyoruz. Onlar neden yok diyor sizce? Onu bilemiyorum. Kendi çıkarlar veya başka bir şeyler bilemem. Ben olmasın da demiyorum. Olsun. Sağlık ocağı da olsun. Ama itfaiye şart. İtfaiye en yakın 15-20 dakika gelecek. Bir de şehrimiz artık büyüdü. İnsanlar kalabalıklaştı. Akşam trafiğini görüyorsunuz. Sizler de içindesiniz, bizler de içindeyiz. En aşağı bir trafiğe girmemiz bizim 15-20 dakika, yarım saat veya bir saat sonra gelmemize neden oluyor. Ama itfaiye burada olsa 5 dakika içerisinde veya da en yakın çevreler 5-10 dakika içerisinde sanayinin oradan veya da Davşantepe'nin oradan gelmesine ifade edecektir. 15-20 dakika veya akşam üzeri olduğunu düşün bu trafiğin yarım saat boyunca. Bak buralarda bir sürü boş arazilerimiz var. Yani var. Muhakkak ki devletimiz el attıktan sonra her şey yapılır. Ama buraya göz diktiyse o iki tane muhtar yapacak bir şey yok. Yani devletimiz muhtardan da büyük. Oraya halkımız getirdi. Halkımız da yere indirmesini biliyor. İtfaiye bizimdir, bizim kalacak.